Şu an Central Park'tayız. Çevremizde güzel yaşlı ağaçlar, çim alanlar, çocuk parkları, Manhattan'a özgü şistin kaya çıkıntıları var. Şist bize önceden bu bölgede bulunan buzulu hatırlatıyor. New Yorkluların hepsi kentin bu simgelerini bilir. Ancak yakınımızda yerin hemen altında Seneca köyünün izlerinin bulunduğu pek bilinmiyor. Seneca köyü Afrika kökenli siyahi Amerikalılar ve İrlandalılardan oluşan bir topluluktu. Köy 1820'lerin ortasında kuruldu ve parkın açıldığı 1850'lere kadar varlığını sürdürdü. 1857'de Seneca köyündeki herkes evlerinden çıkarıldı. Bu yüzden günümüzde 21. yüzyılda çok az insan köyün varlığından haberdar. Seneca köyünün tarihini açığa çıkarmak ve köye tarihteki neredeyse unutulan yerini kazandırmak için bir proje yürütülüyor. Bu köy, siyahi Amerikalıların New York'un erken tarihindeki yeri düşünüldüğünde çok önemli. Burada Hollandalıların yerleşimine kadar uzanan bir tarih var. Daha sonra devrim sonrası dönemde İngilizler yönetime geçiyor. Bence çoğumuz siyahi Amerikalıların bölgedeki varlığının 20. yüzyılın başlarındaki büyük göçle başladığını varsayıyoruz. Ancak siyahi Amerikalılar buraya ilk olarak Hollandalı sömürgecilerle birlikte 1620'lerin ortalarında geldi. O tarihten beri siyahi Amerikalıların şehirdeki varlığı güçlü şekilde hissedildi. Çoğu insan burada köleliğin olduğunu ve New York'un pek çok yerinin köle işçilerle inşa edildiğini unutuyor. New York'taki kölelik 1827 yılında yasal olarak kaldırıldı ama aslında 1841'e kadar devam etti. Yani 1827'den sonra bile eyalet dışından bir köle sahibinin kölelerini mal olarak buraya getirmesi halen mümkündü. New York, ABD'nin ticaret merkezi olduğundan, ülkenin güneyiyle ve kölelikle önemli ticaret bağları vardı. New York'taki sermayenin çoğu köle iş gücünden geliyordu ve New York'ta tüccarların çoğu İngiltere'deki fabrikalara ihraç etmek üzere güneyde yetiştirilen mahsullere, kısacası pamuğa muhtaçtı. Bu New York'taki siyahi Amerikalıların tarihini yeniden açığa çıkarmayı daha da önemli hale getiriyor. Bu kişilerin şehrin tarihiyle bütünleşmiş durumda olduğunu fark etmek için bu çok önemli. Ancak yer altındaki bu tarih çok da aşağılara gömülü değil. Siyahi Amerikalıların yaşadığı, o dönemde New York'un kuzeyinde kırsal bir bölge olan, günümüzde ise Central Park'ın altında yer alan Seneca köyünün izleri, toprağın sadece birkaç metre altında. Burası New York'un A planı olarak da bilinen, 1811 komisyonları planının düzenlenmesinden hemen sonra parsellere ayrılan bir çiftlikti. Evler için ayrı ayrı parseller satışa çıkarıldı. Bu parsellerin bazıları siyahi Amerikalılara satıldı. Aslında şehirde siyahi Amerikalılara arazi satmayacak pek çok arazi sahibi vardı. Bu yüzden bu plan oldukça büyük bir fırsattı. Arazinin satışıyla birlikte kişi hem mülkü almış hem de oy kullanma hakkı elde etmiş oluyordu. New York eyalet anayasasında değişiklik yapılan bir maddeye göre 250 dolar veya daha fazla değerde bir mülke sahip olan ve New York'ta 3 yıldan fazla bir süredir ikamet eden siyahi erkekler oy kullanabiliyordu. Bu özelliklere ek olarak orta sınıfa mensup kişilerin bu haktan yararlandığı düşünülüyor. Örneğin işini iyi yapan tüccarların bu bölgede çalıştığını biliyoruz. Bu bağlamda köyün sakinlerinden olduğu düşünülen bir fıçı üreticisinin bilgilerine rastlandı. Evet, Avrupa kökenli Amerikalı olup da orta sınıfa ait olmak için ağır bedensel iş istemeyen bir mesleğinizin olması gerekiyordu. Bu siyahi Amerikalılar için pek de mümkün değildi çünkü uğradıkları ayrımcılık çok büyük boyuttaydı. Bu yüzden Manhattan adasının aşağı kesimlerindeki yerleşimlerden uzakta bir köye sahip olmak da onlar için önemliydi. Seneca köyü, köylülerin sıkıntıdan uzak, kendilerinin kontrol edebildiği bir huzur ortamına sahip olmalarını sağlıyordu. Burada sadece evler yoktu. Pek çok kilise, en az bir okul ve birçok mezarlık da bulunuyordu. Bu tam anlamıyla bir topluluktu. 19. yüzyılın ortasında Aşağı Manhattan'da kentsel nüfus hızla arttı. Bu sebeple New York'un dünyanın en önemli şehirlerinden biri olması gerektiği düşüncesi doğdu. Bu da ancak bir şehir parkıyla mümkündü. Ancak parkın oluşturulacağı bölgede Seneca köyü gibi yerleşimlerin olması sorun teşkil ediyordu. Bu yüzden New York Eyaleti yasal olarak kamulaştırma hakkını kullanarak parkın sınırı içerisinde kalan mülklere el koydu ve orada yaşayanları evlerinden çıkardı. Bunu çoğunluğun iyiliği için yaptıklarını düşünüyorlardı. Ancak tabii ki bu durum evlerinden olan insanlar için oldukça acıydı ve aynı zamanda o dönemde New York'ta korkunç bir ekonomik kriz vardı. Birinin evini kaybedip sil baştan hayata başlaması için oldukça zor bir dönemdi. Nüfus sayımlarından Seneca köyünün geliştiği dönemde 250'den fazla insanın burada yaşadığını biliyoruz. Bu sayıya hem siyahi Amerikalılar hem de Avrupalı göçmenler dahildi. Herkesin taşınmak zorunda kaldığı o dönemde nüfusun üçte ikisi siyahi Amerikalı ve üçte biri de çoğunlukla İrlandalı olmak üzere Avrupa kökenliydi. Bu İrlanda'daki patates kıtlığı ve insanların İrlanda'dan Amerika'ya göç ettiği düşünüldüğünde pek de şaşırtıcı değil. Ancak köyün izlerinin günümüzde neredeyse tamamen yok olmuş durumda olması oldukça rahatsız edici bir durum. 1980'lerin sonu 1990'ların başına kadar Seneca köyü halkın hafızasında yer etmiyordu. Ancak 20. yüzyılın sonlarına doğru Seneca köyünün hatırası tekrar açığa çıkarıldı. Takımın yürüttüğü sağ çalışması sayesinde köyün tarihini çok daha doğru bir şekilde eserlerle birlikte inceleyebiliyoruz. Bulduğumuz eserler oldukça önemli çünkü şu an Seneca köyündeki insanları yemek yerken hayal edip kullandıkları tabaklara bakıp Avrupa kökenli insanlara ne kadar benzeyip benzemediklerini tahmin edebiliyoruz. Evlerin, ibadet yerlerinin, mezarlık kalıntılarının ve bazı eserlerin tespit edilmesi, tarihin bu önemli dönemini toplumun hafızasında yeniden canlandırmamıza olanak tanıyor. Bu proje sayesinde siyahi Amerikalılar kölelik gibi kötü bir geçmişe rağmen Amerikan tarihinin bir parçası haline geliyor.